Sevgili seyirciler, Farklı Bakış programına devam ediyoruz. Profesör Doktor Recep Akdağ, AK Parti 1. sıra Erzurum Milletvekili adayı bizlerle birlikte. Birkaç tane Twitter üzerinden gelen soruyu yönelteceğim Sayın Akdağ sizlere. Öncelikli olarak Erzurum'un önemli konularından bir tanesi. Karadayı mağdurları ile ilgili çok sayıda soru geldi. Bu konuya ilişkin yapılacak herhangi bir şey var mı ve neler yapılacak bundan sonraki süreçte veya çözüm yolu nasıl olacak? Sevgili izleyicilerimiz bunları soruyor. Bu sorunuz için teşekkür ederim. Çünkü bu hususta son hafta içerisinde çok ciddi bir mesafe aldık. Biliyorsunuz bu Karadayı mağdurları diye bilinen kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz New City'de, daha sonra Hasan-ı Basri'de, daha sonra Akkent diye bilinen bölgelerde aşağı yukarı 2000'e yakın böyle aile var. Bir şekilde mağdur olmuşlar süreç içerisinde. Ev sahibi olmak umudu içerisindeyken. Ve konu her üç alanda da mahkemelerde çok karmaşık bir hal almış durumda. Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu meselenin çözümü için çok ciddi çaba sarf etti. Ben en aşağı 10 kere, 15 kere kendisiyle birlikte toplantı yaptım. Sağ olsun Efkan Bey, değerli bakanımız, Erzurum milletvekili olarak bu hususta büyük çaba sarf etti. Diğer arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, ama iş karşılıklı mahkemeler vesaire şekilde çok karmaşık bir yapıya gelmişti. Biz bir çözüm düşündük. Bu çözümü ben Sayın Başbakanımıza ilettim. Bundan yaklaşık 5-6 gün önce. Sayın Başbakanımız TOKİ Başkanı'na bir talimat verdi. Ve ben TOKİ Başkanı'yla aşağı yukarı bir yarım saat 45 dakika görüşme yaptım. Ve meseleyi bir çözüme bağladık. Nasıl oldu? Şöyle. Bir şekilde hani vatandaş arasında Karadayı mağduru diye bilinen bu kardeşlerimizin o müteahhitle ilgili bütün kendi hukukları saklı kalmak şartıyla. Hani kimisi arsa daire vermiş, kimisi para vermiş. O hukuka hiç dokunmuyoruz. O mahkeme süreçlerinde ne kazanırlarsa sonuçta yine kendilerinin olmak kaydıyla. Biz şöyle bir çözüm bulduk. TOKİ Erzurum'da belediye ile Büyükşehir Belediye'mizde bir protokol çerçevesinde bu vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Ama biliyorsunuz TOKİ ev sahibi yaparken normalde peşinat alır. Aşağı yukarı 10, çok nadiren 12-15 sene vade yapar. Ve tabii ki maliyetlerin biraz da üstüne az bir şey de koyarak masrafları var, sair bir takım harcamaları var. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapar. Mesela 100 metrekarelik bir ev için aşağı yukarı ayda bir peşinat ödedikten sonra 809 lira ödemek zorunda kalırsınız. Bu kardeşlerimizi sanki Allah korusun bir afete maruz kalmış da evleri, diyelim ki deprem olmuş da evleri yıkılmışçasına o seviyede bir vade ödeyecek şekilde ev sahibi yapacağız. Peşinat ödemeyecekler. Erzurum'un çok güzel bir bölgesinde yine bu New City'nin olduğu yerden biraz daha ileride çok güzel bir arsa üzerinde üstelik emsali de düşük olan bir yapılaşma gerçekleşecek. Bu New City'nin emsali 4,5 bildiğim kadarıyla. Yani orada çok büyük bir yapılaşma ve betonlaşma var. Aşağı yukarı emsali 1,5-2 arasında bir alanda kendilerine evleri yapılacak. 100 metrekare isteyene 100 metrekare, 120 metrekare isteyene 120 metrekare ve oldukça cüz'i rakamlarla kendileri ev sahibi yapılacak 20 yıllık vadeyle. Tekrarlıyorum, peşinat ödemeyecekler. 20 yıllık vadeyle bu evlerine sahip olacaklar. Eve girdikten sonra ödemeye başlayacaklar. İsterlerse eve girdikten 2 sene sonra evlerini başka birine devretme, satma imkanları da var. Böylesine çok avantajlı bir çözüm bulduk. Şöyle düşündük, bu kardeşlerimizin mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir. Bizim AK Parti olarak meselemiz bir şekilde insanların işini çözmek, bir mağduriyet varsa onu ortadan kaldırmaktır. Tekrar söylüyorum, kendi yerleri ya da ödedikleri paralarla ilgili hukuk baki kendilerinde kalıyor. Onlara hiç ilişmiyoruz. Ben bu vesileyle hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu işe çok mesai harcadı. Hem TOKİ Başkanı'na, genellikle bir bürokratlarımız beni affetsinler, beklemediğim,
Yani bu kadar süratle çözüm beklemediğim bir biçimde bir çözüme hemen teknik olarak ulaşabildi. Bize bir daire başkanı gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız, daire başkanı, büyükşehrin teknik elemanlarıyla toplandık, konuştuk. Çözüm bulundu, protokol hazırlandı. Hemen ilk Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, zannediyorum ayın 11'inde bununla ilgili kararı alacak belediyemiz. Bu protokol zaten imzalanmış, bitmiş olacak ve Allah nasip ederse bu ayın içerisinde de düğmeye basılmış olacak. Evet. Biz bu üç alandan mağdur olmuş kardeşlerimizle, ki farklı şekillerde mağdur olmuşları da çağırarak, iki gün önce, yani dün akşam değil ondan önceki akşam, beyannameye gitmeden önceki akşam oturduk. Mehmet Bey'le, Sayın Başkanımızla beraber aşağı yukarı bir 100 vatandaşımızla konuştuk. Böyle bir çözüme ne diyorsunuz? Evet. Çünkü onların kabul etmesi lazım. Onlar dilekçe verecekler, talip olacaklar. Belediye liste yapacak, Büyükşehir Belediye'miz. Bunu TOKİ ile işbirliğiyle bir protokole bağlayarak çözecek. İstisnasız görüştüğümüz bütün kardeşlerimiz o toplantıdan Allah razı olsun diyerek ayrıldılar. Tabii kafalarında sorular vardı. Uzamış bir iş bu, 3 seneyi aşkın bir iş. O soruların cevabını aldılar. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Mehmet Sekmen kardeşim, Beyaz Masa'da özel bir alan oluşturdu. Bu işi iyi bilen arkadaşlar da oraya koydular. Bu hafta içerisinde bu grup vatandaşlardan dileyen oraya gidip bir dilekçe verecek ve bu dilekçeyle bu hakkı elde etmiş olacak inşallah. Evet, Twitter üzerinden gelen sorularla devam edelim. Evde sağlık hizmetleriyle ilgili çok önemli bir soru geldi. Daha doğrusu sürekli soru geliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı diye soruyorlar izleyicilerimiz. Bu başlamış bir hizmetti. Evet. Yeni beyannamemizde özellikle sağlıkla ilgili kısımda evde sağlık hizmetlerinin ihtiyacı olan herkese genişletileceği şeklinde bir ifademiz var. Bu hizmet inşallah genişletilerek devam edecek. Funda Hanım sormuş, sağlık kurumları işletmeciliği ön lisansı atama bekliyor diye. Böyle bir atama durumu söz konusu mu acaba size? Yani atamalarla ilgili Sağlık soralım. Bakanlığımızın bir takım planlamaları var. Evet. Seçimden sonra inşallah sağlık personelinin atamalarına, çeşitli seviyelerdeki eğitim görmüş kardeşlerimizin atamalarına devam edilecek elbette. Bir soru daha var. Recep Akdağ tekrar Sağlık Bakanı olacak mı diye soruyor izleyicimiz. O çok seven bir hemşehrimiz mutlaka söylemiş. Hemşehrilerimizle böyle bir muhabbetimiz var. Bu sorunun cevabı benim kafamda çok net. Bir tereddüte mahal yok. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Baştan da beklemiyordum. Yani bakan olurum, bir pozisyona gelirim. Ama şundan eminim. Bu dönem Erzurum milletvekilliğim sırasında Erzurum'a katkım artarak devam eder. Çünkü gerçekten Ankara'da bakanlar nezdinde, partimizde, bürokrasimizde bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Tabii. Çok büyük bir itibarımız var hamdolsun. Yani geçirdiğimiz süre bir Erzurum evladı olarak bu itibarı bize verdi. Bunu kullandık, bundan sonra kullanmaya devam edeceğiz. Recep Akdağ bakan olur ya da olmaz. Bu Erzurum'a getireceğimiz hizmetleri değiştirmez. Hatta evet. Yani belki bakan olmasak Erzurum'a getireceğimiz hizmetler daha güçlü gelir. Çünkü bütün odaklandığımız mesele bu taraf olur. Bakan olduğunuzda ister istemez büyük bir sorumluluk sırtınıza biniyor. İkisini birlikte devam ettirmek istiyorsunuz. Bir de şöyle bir avantajı var bu dönemin, olacak inşallah. Erzurum'a milletvekili seçilecek AK Parti adayları gerçekten son derece iyi yetişmiş projeci insanlar. Sayın Mustafa Ilıcalı kardeşim öyle. Zehra Taşkesenli bu şekilde. Orhan Deligöz daha önce de ifade etmiştim, bu şekilde yetişmiş bir arkadaş. Ahmet Bey çok iyi yetişmiş bir arkadaş. İbrahim Bey zaten şehrin her türlü problemine vakıf bir arkadaş. Çok iyi bir ekip olarak geliyoruz. Yani bizim Erzurum'a bu dönemde İnşallah çok iyi bir hizmetimiz olacak. Hemşehrilerimiz dua etsinler. Allah da bize nasip etsin. Yoksa bakanlık ya da yani bakan olma ya da olmama. Benim nezdimde doğrusu bunun pek bir Erzurum açısından biz bakıyoruz. Erzurum açısından bunu söylüyorum. Yani Recep Akdağ bakan olmuş olsa da olmasa da bu şehre katkısı olacaktır. Orası bir, şüphesiz. Bakan olmadığında bir bakandan daha fazla da olacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah o da olur. Hep birlikte bu işleri görürüz. İnşallah.
Sayın Akdağ, kısa kısa ben devam edeyim. Milli silah üretiminde ne aşamadayız diye bir soru var. Bunu da kısa şekilde sizden alalım. Çok iyi bir noktadayız. İşte terörle mücadelemizde bundan istifade ediyoruz şimdi. Yani evet, insansız hava araçlarımızı biz kendimiz yapıyoruz. Atak helikopterler üretmeye başladık. Ama belki şu gün için en acil olan bu akıllı füzeleri Türkiye'de Aselsan imal ediyor. Gittikçe de bu alanda güçleniyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bir de Taner isminde bir izleyicimiz, Sayın Bakanım cemaat mensubu kurum amirleri Erzurum'dan ne zaman temizlenecek? Alenen HDP'ye oy topluyorlar diye bir açıklama buradan yapmış. Muhtemelen bu paralel size yapıyla ilgili konuşuluyor. Evet. Yani birileri istediğine istediği gibi oy toplayabilir. Buna biz bir şey söyleyemeyiz. Ama her kim devletin içinde örgütlü bir paralel yapı oluşturmaya çalışırsa tabii ki devlet bunun için gereğini yapacaktır. Yapıyor zaten. Yani hukuk, burada hukuk işliyor. Bir hukuk devletiyiz. Gereği yapılıyor. Bundan sonra yapılmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sözü Esat Bey'e bırakıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başbakan seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesine baktığımızda epey bir kitleye müjdeler var. Gençlere var, engellilere var, emeklilere var, ev hanımlarına var, doğum yapmış hanımlara var. Şimdi daha önce de mesela emeklilere işte zam yapılsın denildiği zaman Maliye Bakanlığı, AK Parti hükümeti, Maliye Bakanı o zaman bir basında açıklamaları da olmuştu. Yani biz görmeden böyle bir şeye girişemeyiz. 7 Haziran'da işte Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamelerinde işte emekliye de şöyle şöyle yapacağız şeklinde ifadeler olmuştu. Acaba bütçede bunlara yönelik bir kaynak mı bulundu? Güzel bir seçim beyannamesi gerçekten insanları mutlu edebilecek. Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz efendim? Elbette. Ekonomik sonuçları olan vaatlerle ilgili olarak ekonomi yönetimimiz çok ciddi bir çalışma yaptı. Yani neden 1500 lira ya da 1800 lira değil de asgari ücret 1300 lira diyoruz? Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi bir zam daha yaptı. 1800 liraya çıkardı vaadini. Çünkü onlar için iş kolay. İş başına gelmeyeceklerini, yönetime gelemeyeceklerini biliyorlar ve rahatça vaat edebilirler. Halbuki biz Türkiye'yi yönetmeye geldiğimizi biliyoruz. Biz buna talibiz. Dolayısıyla mutlaka karşılığının bütçede olması lazım. Bütün öngörülen ekonomik vaatler, vatandaşın işini kolaylaştıracak vaatlerin hepsi aslında önümüzdeki 4 yıl içerisinde ekonomik büyümemizi kolaylaştıracak, daha doğrusu ekonomik büyümemizi artıracak bir takım tedbirlerle beraber getiriliyor. Şöyle örnek vereyim size. Mesela biz diyoruz ki bir genç eğer bir işe alınmışsa bir yıl onun ücretini devlet ödeyecek. Ya da genç bir girişimciye 50 bin lira karşılıksız nakit desteği yapılacak. Tabii ki girişiminin, projesinin makul olması şartıyla, üretken olması şartıyla ve 100 bin liraya kadar da faizsiz kredi verilecek. Şimdi bunların anlamı ne? Bir genç bir işte çalışıyorsa bir katma değer üretilmiştir. O katma değerden vergi gelecek. O katma değerden bir kazancı olacak devletin, karşılığında da bunu başarabilecek. Bir iş ortaya çıkacak ya da bir yatırımcı genç bir iş yapmışsa o katma değerden ülke kazanacak, ekonomimiz büyüyecek, bütçemiz büyüyecek demektir. Dolayısıyla ekonomik vaatler şu anda bütçede karşılığını bulabilecek ekonomik büyüme tedbirleriyle birlikte geliyor. Belki Başbakanımız hepsini ifade edemedi o konuşmada, 2 saatlik bir konuşmada. Ama bütün beyanname bakıldığında ülkede yatırım ortamını güçlendirecek, ekonomiyi güçlendirecek, ihracatı artıracak tedbirlerin de alındığını görüyoruz. Ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de bizim AK Parti olarak sözümüz senettir. Bazı liderlerin yaptığı gibi istenirse ben notere gideyim, noterden bunları tasdik ettiğim demişti bir lider. Bunların herhangi bir karşılığı olamaz. Biz bugüne kadar söylediklerimizi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Başardık. Evet. AK Parti bunu da en güzel biçimde başaracak. Mesela biraz önce siz söylediniz, engelliler için birçok güzellik geliyor. Zaten yapmıştık geçmişte ama en önemlilerinden biri engelli yaşam merkezleri kuruyoruz. Allah korusun
bir engelli yakınınız var. Devlet size destek veriyor. Engellinin eğitimi için destek var. Ya da işte geçiminiz çok iyi değilse, dar gelirliyseniz ona baktığınız için size devlet para ödüyor. İyi ama bir işiniz var, iki gün ayrılmak zorundasınız yanından. Şu anda çok kolay değil. Ama bu engelli yaşam merkezleri yapıldığında kısa süreli o engelli yaşam merkezine o kişiyi bırakabileceksiniz. Belki hafta sonu bırakabileceksiniz. Belki kısa bir tatile giderken bırakabileceksiniz. Böylece hayat kolaylaşacak. ASTEP diye yeni bir proje başlatıyoruz. Aile Sosyal Destek Programı. Biliyorsunuz ailelerimize, yoksul ailelere ya da ihtiyaçlı ailelere birçok desteğimiz var. İşte kömür desteğinden tutun da konut desteğine varıncaya kadar. Bütün bu destekleri bir sosyal hizmet uzmanıyla hepsini birden aile için takip eden ve aileyi bu anlamda rehabilite eden yeni bir sistem kuruyoruz. Yani kendisine sosyal destek yapılan aileler yeni dönemde devletin şefkatli elini sırtlarında çok daha yakın hissedecekler. Aile hekimliğine benzetebilirsiniz bunu. Nasıl aile hekimliğiniz varsa riskte olan, problemi olan bir aile bu sefer de sosyal destek, aile sosyal destek uzmanıyla yakından takip edilecek. İşte yaşlılarımız için mesela özellikle emeklilerimiz için biliyorsunuz bir 100'er lira onlara eklemiştik maaşlarına. Şimdi yılda 1200 lira daha ekliyoruz. Ve bunu Allah'ın izniyle biraz önce söylediğim gibi karşılayabilecek durumdayız. Henüz ev sahibi olamamış emeklilerimiz için de 250 lira aylık ödemelerle, yani çok cüz'i ödemelerle ev sahibi olabilecekleri imkanlar getiriyoruz. Emeklilerimiz bir sosyal güvenlik destek primi vardı. Emekli oldunuz, sonra bir çalışıyorsanız evet, bir iş yapıyorsanız. İş yeriniz varsa. Özellikle Bağkur'lu esnafımız için geçerliydi bu. %15 olan destek primini %10'a düşürmüştük. Bundan yine şikayetçiydiler. %10 yetmiyor diyorlardı. Lütfen bunu almayın. Bunu şimdi almayacağız. Buna benzer bu beyanname herkesin hayatına dokunan yenilikler getiriyor. Şöyle ki doğumdan, siz biraz önce gayet güzel söylediniz. Doğumdan ta emekliliğinin deki hayatına kadar. Doğumda ne oluyor? İşte üçüncü çocuğunuzu doğurmuşsanız aile olarak 600 lira doğum desteği alıyorsunuz. Onun dışında sağlıkla ilgili aldığınız destekler, diğer destekler. Kreşe çocuk gideceği zaman şimdi yeni bir destek alıyorsunuz. Okula gideceği zaman o destek bir başka şekilde devam ediyor. Çocuğun kitapları okula bedava getiriliyor. Özel okula gidiyorsanız, götürüyorsanız çocuğunuzu size bir destek veriliyor. Eğer geliriniz biraz orta gelir seviyesi ya da aşağısındaysa. Ya da işte biraz daha yaşınız ilerlediğinde, diyelim ki kronik hastalıklarla ilgili aile hekimliğinde şimdi yenilikler geliyor. Şeker hastasısınız ya da kalp hastasısınız. Yaşınız biraz ilerlediğinde ona yönelik bütün hayatınızı içine alan refah seviyenizi ve yaşama şartlarınızı kolaylaştırıcı yeni bir Türkiye. Bunu AK Parti'den başkası yapamaz yani. Diğerlerinin vaat etmesinin falan ne kadar kıymeti olabilir? Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, yarın Sayın Başbakan Erzurum'da olacak. Bununla ilgili hazırlıklar ne aşamada? Birinci sorum bu. İkincisi, tabii Sayın Davutoğlu da tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı gibi ilk seçimlerini, ilk mitinglerini Erzurum'dan başlatıyor. Erzurum'da bu anlamda önemli bir şehir. Zaten Erzurum bölgede lider bir şehir durumunda. Ama buna paralel olarak Sayın Başbakan'ın Erzurum'da, Erzurum özel mutlaka bu seçim değerlendirmesindeki bu vaatleri sıralayacak ama Erzurum özelinde bir müjdesi olur mu? Özellikle Erzurum'un istihdam ve üretim noktasında sizin de zaman zaman gündeme getirdiğiniz sanayileşme noktasında bir takım eksikleri var. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte 1 Kasım'dan sonra Erzurum'a özel bir şeyler yapılacak mı? Bu hususta beyannameye o kadar mükemmel bir husus girdi ki Ayhan Bey. Yatırımcı ya da bir grup yatırımcı. Emek yoğun bir iş için bir yatırım planladığında bununla ilgili projesi makul bir proje ise bu yatırıma devletimiz, hükümetimiz fabrikayı kendisi yapacak. Bakın bu Erzurum'da çok konuşuluyordu.
devletin mutlaka buraya fabrika yapması lazım. Evet, yani doğru öyle mu? Deniliyor, doğru efendim. Evet. Devletimiz buna fabrika yapacak ve bu fabrikayı o yatırımcıya ya da yatırımcı grubuna sembolik bir ücretle kiraya verecek. Tamamen sembolik bir ücretle kiraya verecek. Dikkat edin, devlet fabrika yapıp işletirse bunun çok başarılı olması zor. Verimli olamıyor. Ama devlet fabrikayı yapacak, yatırımcının da uygun bir projesiyle yatırımcı küçük bir kirayla orada işini yapmış olacak. Ama bir şartı var. Asıl meselenin can alıcı noktası bu. Yatırım, emek yoğun bir yatırım olacak. Yani çok sayıda gencimiz, çok sayıda insanımız o yatırımdan ekmek parası kazanacak. Şimdi biz Erzurum'da bunu hızlı bir biçimde geliştireceğiz. Özellikle ikinci organizeyi hızlandırmamızın en önemli amaçlarından birisi buydu. Biliyorsunuz şimdi doğu tarafında şehrin ikinci organize yapılıyor. Şehrin doğu tarafına yatırım yapılmıyor diye şikayet ediliyordu. İşte ikinci organize bana göre şehrin doğu tarafına yapılan bugün için çok önemli bir yatırım. İkincisi yine şehrin doğu tarafında biz belediyemiz bir yeni hayvan pazarı yapıyor. Çok modern bir hayvan pazarı yapıyor. Bu hayvan pazarı ile beraber et balık kurumumuz biliyorsun inşa edildi, bitirilmek üzere. Kasaplarımız yeni bir kesimhane de kendileri için istiyorlar. Belediyemiz ona da yer bulacak. Şimdi bunlarla beraber özellikle Zehra Hanım'ın üzerinde çalıştığı, bize de çok makul gelen bir projeyi de Erzurum'a taşıyacağız. Ben bugün hem bir önceki Tarım Bakanımız Mehdi Eker Bey ile görüştüm. Hem Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Bey ile görüştüm. Türkiye'de tek olan et borsası, yani kesilmiş hayvanın et borsasının bir örneğini Allah nasip ederse Erzurum'da kurmayı planlıyoruz. Doğu Anadolu bölgesi için. Yani buradan canlı hayvan naklinin bir takım dezavantajları var. Canlı hayvan naklinde kilo kaybı oluyor. Götürdüğünüz yerde hayvanı satamazsanız bakım problemi var. Hastalıklı hayvanı oraya taşımanın başka problemleri var. Dolayısıyla hayvanın burada kesilip, sadece Erzurum'daki değil, çevre illerdeki de, burada kesilip, Erzurum'da kesilip bir et borsası oluşturulup nakledileceği diğer yerlere nakledilmesi, hatta potansiyel olarak bizim doğumuzdaki ülkelere ihraç edilmesi mümkün olabilecek. Böyle bir projemiz var. Bunun yanı sıra üzerinde çalıştığımız, şimdi Sayın Mustafa Ilıcalı ile üzerinde çalıştığımız bazı projeler var. Dedim ya, bizim şu anda şehrimizde projeci arkadaşlar var. İnşallah bunları peyderpey bu seçim kampanyamız döneminde de aktaracağız. Onun dışında tabii Erzurum'un biliyorsunuz çok önemli tünelleri var. Bunların hızlandırılması Erzurum için son derece hayati önem taşıyor. Ovid'den bu tarafa doğru. Onun dışında bir de yeni bir tünel daha var. Artvin'e doğru yapılacak o tünelde. Bunun dışında daha küçük birçok projelerimiz var. Bunları muhtemelen ileriki programlarda oturup konuşabiliriz. Ya da diğer milletvekili adayı arkadaşlarımız gelecek. Onlar yine Erzurumlu kardeşlerimize aktaracaklar. Sayın Bakanım, buyurun Deniz Bey. Şimdi sahaya indiniz artık, sahadasınız. Seçimlere de çok bir zaman yok. Nedir sahadaki durum, ne gözlüyorsunuz? AK Parti 6-0 yapacak mı veya 5-1 yapacak mı? Bu konudaki gözlemleriniz ne? Siz eski bir siyasetçisiniz. Yani bir de bir tahminleriniz de tutuyor sizin. Biz her zaman deniyoruz onu, soruyoruz tahmininiz nedir ve o tahmin çıkıyor. Geçen 7 Haziran'da da aynı şey olmuştu, yine çıkmıştı. Evet. Nedir sahadaki durum? Bir anket falan yapıldı mı bu son dönemlerde? Evet. Yani özellikle her ilçe dahil, yani gittiğinizde nasıl karşılanıyorsunuz? Mesela işte diyelim ki güney ilçelerinde işte insanlar artık üzerimizde baskı yok, biz AK Parti'ye oy kullanacağız diyenler var mı, seslendirenler var mı? Bunlara şahit oluyor musunuz efendim? Bir ikinci bir şey de bu taşeron işçiler var. Onlara da bir kadro gerçi beyanname de vardı ama
Böyle bir şey olacak mı? Çünkü Erzurumlu çocuğunu işe koyuyor ama yani niye devlet işi istiyor, devlet işi olsun derken yani yarın öbür gün o çalıştığı yerden çıkarırlar korkusu olduğu için devlet işi istiyor. Yani bunlara bir garanti verilebiliyor mu, verilecek mi? Yani devlete girmiş gibi orada insan çalışıp emekli olabilecek mi? Veya işte bayram izni, hafta sonu izni kullanabilecek mi? Maaşları yıllar itibariyle artış sağlayacak mı falan? Taşeron işçiler, işçi kardeşlerimizle isterseniz başlayalım. Olur. Bir defa şöyle büyük bir avantaj yakalamış oluyoruz. Gelirleri artacak mı? Evet. Çünkü asgari ücret 1300 lira olacak. Evet. Bugün asgari ücret 1000 lira civarında. Ama asgari ücret tamam ilk etapta ama önemli. Sonradan bu şöyle yani. Evet. Asgari ücret 1300 lira olacak. Ayrıca işin riskine göre beyannamemizde o da var. Daha riskli bir işse 1300 liranın da üstünde olacak. İkincisi bu kardeşlerimizin kıdem tazminatlarıyla ilgili mesele aslında kanunen çözülmüş durumda. Ama işin yönetmelikleri ve uygulamalarıyla ilgili hususlar bekliyor. Bunlar gerçekleşecek. Kıdem tazminatı problemleri olmayacak. Yani işten çıkarılmışsa kıdem tazminatını alabilecek. Şimdi firmalar bir takım böyle yan yollara saparak kıdem tazminatlarını ödememenin bir yolunu buluyorlardı. Tabii ki çalışma şartları, çalışma saatleri vesaire itibariyle son yaptığımız kanunda bütün hukukları korunuyor. Şöyle oluyor bazen, aslında işveren kaçak olarak uzun çalıştırabiliyor. Tabii ki bunların da denetlemelerle engellenmesi lazım. Yine taşeron işçilerle ilgili olarak o kurumun asli işi ise o iş, bunların artık taşeron işçiler eliyle yürütülemeyeceği, doğrudan doğruya devletin bu işçileri istihdam etmesi gerektiğine dair de kanun düzenleme yapmış durumdayız ama bunların da ikincil düzenlemelerine ihtiyaç var. Yani bütün taşeron işçilerin her birinin bir seferde kadroya alınması belki söz konusu olmayacak. Ama onlar devletin iş verdiği kişiler olarak daha yüksek garantilere ulaşmış durumdalar, ulaşacaklar ve hem kıdem tazminatları hem gelirleri hem de sizin söylediğiniz çalışma şartları açısından rahatlayacaklar. Sahada durum nasıl? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimiz ki onların önemli bir bölümü bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermişlerdi 7 Haziran'dan önce. Onlarla karşılaştığım zaman çok sayıdaki insanın ben meseleyi gördüm. Olmuyor bu şekilde Sayın Bahçeli ile bu iş. Biz belli sebeplerden dolayı özellikle bu terör mücadelesindeki bazı tereddütlerimizden dolayı, algımızdan dolayı oy vermemiştik. Ama şimdi bunun olmadığını gördük. Yani Sayın Bahçeli ile bu işin yürüyemeyeceğini, gidemeyeceğini gördük. Biz bir taraftan da bu terör mücadelesindeki samimiyeti, kararlılığı ve muvaffakiyeti görüyoruz. Ben AK Parti'ye oyumu vereceğim diye. Ben böyle onlarca, biz sormuyoruz. Böyle bir adetimiz yok. Böyle onlarca kardeşimizle Erzurum'da karşılaştım. Her geçen gün oy oranımızın arttığını fark ediyorum. Yaptığımız bir tek anket var bu yakın zamanda. Bu ankette bize bunu gösteriyor. Yani şu anda açıkçası hani 6. milletvekili için kesin bir şey söylemek zor. Ama biz 5. milletvekilini inşallah alırız şeklinde ben umut ediyorum. Orada bir husus daha var. Tabii ki bunun için 5. milletvekili Erzurum'da HDP'de. Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy almakla o 5. milletvekili AK Parti'ye gelmez sadece. Ama mutlaka oradan oy gelmesi gerekiyor. Öbür taraftan da sizin söylediğiniz gibi güney ilçelerinden de vatandaşlarımız gerek şehrin içindeki Kürt vatandaşlarımız gerekse ilçelerde yaşayanlar hatta onların köylerinde yaşayanlar güvenlik açısından çok daha umutlular. Ama hala tereddütte olanlar var. İşte bu önümüzdeki günler o tereddütün de büyük ölçüde kalktığı günler olacak. Çünkü bütün söylediği biraz önce bu program başında söylediğim bölgelerde yani Tendürek'te, Çemçemadur'da, işte Şeyinkaya tarafında çok ciddi operasyonlar var. Vatandaşlarımız kısa zamanda
silahlı unsurların kendilerini tehdit edemez duruma geldiğini görecekler. Bu büyük ölçüde gerçekleşti de belki böyle kalıntıları var, öyle diyelim. Şehirlerde, ilçe merkezlerinde bir şekilde tehdit unsuru olarak duran, o bağlantısı olan, müzahir olan kişilerde hukuk bunların yakasına her, yani gün be gün, her gün birilerinin yakasına daha yapışacak ve vatandaşlarımız rahatça oy kullanacaklar. 5'i alacağız, 6'yı almak için gayret edeceğiz. Ama 5'i almak için de, 6'yı almak için de bu vatandaşlarımızın, Erzurumluların, hemşehrilerimizin kararıdır. Biz, gayret bizden. Yani ben bu meselenin bugün Türkiye'de ve Erzurum'da, Türkiye'nin geleceği, gençlerimizin geleceği, refahımız, huzurumuz ve aslında bir anlamda da bütün bir Müslüman coğrafyanın geleceğiyle alakadar olduğunu görüyorum. Ben meseleye sadece AK Parti tarafından bakmıyorum. Yani meseleye bir memleket meselesi olarak bakıyorum, böyle görüyorum. Hatta bizim din kardeşlerimizin, bu coğrafyadaki din kardeşlerimizin bir meselesi olarak bakıyorum. Erzurum'da bunu böyle algılıyor diye düşünüyorum. İnşallah gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Biz gayret edeceğiz yani tabii, sonuna kadar. Sayın Bakanım, ben özel bir şey sormak istiyorum. Çoruh Türkeş'in önce başbakan yardımcılığı seçim hükümetinde kabul etmesi, sonra partiden aday göstermesi, siz aynı zamanda Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesisiniz. Evet. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Yani parti tabanındaki karşılığı nasıl? Şöyle, parti tabanındaki karşılığı, Tuğrul Türkeş'ten bahsetti başbakanımız beyanname sırasında ve çok büyük şeyden, salondan çok ciddi bir alkış aldı Tuğrul Türkeş. Tabii bazı MHP'li arkadaşlar kendisini gerçekten çok acımasızca eleştiriyorlar. Yani hakarete varan eleştiriler okuyorum ben Twitter'da falan. Böyle olmamak lazım yani. Bana göre Tuğrul Türkeş gerçek bir devlet adamı olan Alparslan Türkeş'in oğlu olarak o terbiyeyi babasından aldığını gösterdi. Anayasa bir hükümet kurulmasını emrediyor. Bakın bunu AK Parti falan Cumhurbaşkanı istemiyor. Koalisyon kurulamamış. Ne yapacağız? Ülke hükümetsiz mi kalacak? Seçime gidiyor. Anayasa diyor ki bir hükümet kurulur. Partiler de kendi oy oranları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın hesap ettiği biçimde oraya üye verirler. Yani partilerden de bu kadar üye alınır daha doğrusu. Kabinenin içerisine. Bakan alınır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki biz vermeyiz. Arkadaş, niye vermiyorsun? Bu anayasanın emri. Yani sen Cumhurbaşkanını sevmiyor olabilirsin. O senin sorunun. Milletin sevdiği bir insana sen başka gözle bakabilirsin. Senin problemin, ama burada Cumhurbaşkanının kendi kararı falan değil ki bu. Anayasanın amir hükmü. Şimdi böyle bir noktada Sayın Tuğrul Türkeş'in bakanlığı, dolayısıyla başbakan yardımcını kabul etmesi gerçekten bir devlet terbiyesi aldığını gösteriyor. Sonra da kendi partisinde kalmak, babasının partisi yani. Orada tutunmak için çok uğraştı. Ama hemen ikinci gün biz seni ihraç ediyoruz dediler. Başladılar hakarete, dışlamaya, mahalle baskısına. Siyaset yapmasın mı Tuğrul Türkeş? Ülke adına, o da ülkücüler adına siyaset yapmasın mı? Yani babasının partisinden kovuyorlar adamı. O da mecburen geldi AK Parti'ye. AK Parti'nin, yani bu konjonktürde AK Parti'nin en doğruyu yaptığını o da görmüş oldu. Tabii ki biz de memnuniyette hoş geldin dedik, beraber siyaset yapacağız, ülkeye hizmet edeceğiz. Ama benim istirhamım Milliyetçi Hareket Partili yöneticilerden lütfen hakaret etmesinler. Yakışmıyor ki. Sonra bakın 2 saat 15 dakikalık konuşmasında Sayın Başbakanımız baştan bir şey söyledi ve bütün konuşmasına bu hakim oldu. Bu seçim kampanyasını lütfen nezaketle yürütelim dedi. Şimdi biz burada da 2 saattir sizinle program yapıyoruz. Bir tek arkadaşım hakkında, yani diğer partilerden adaylar var ya da partilerin her neyse liderleri var, yönetimleri var. Bir tek hakkında bizim ağzımıza nezaketsiz bir söz çıktı mı? Allah çıkarmasın. Yeter, millet bıktı artık bu kaşını çatıp ondan sonra ver yansın eden, hakaret eden, yani neredeyse küfre varan ifadelerde bulunan politikacılardan. Buna hakkımız yok ki. Niye yapıyoruz bunu? Biz bunu yapmayacağız. Biz bu seçim kampanyasında ısrarla nezaketimizi koruyacağız. Millet bizden nasıl bir zerafet istiyorsa biz o çizgide kalacağız. Sonuçta bu bir siyasi rekabettir. Birbirimizin düşmanı mıyız? Allah korusun yani. Onun için Sayın Türkeş'in tutumu bence
asil bir tutumdur. Babasına yakışan bir tutumdur. Sayın Akdağ, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi alacağım. Ondan sonra da AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yarın Erzurum'da olacak. Bununla ilgili söyleyecekleriniz varsa onları da alabilirim. Ben Sayın Bakanım, buyurun, müsaade ederseniz program bitirmeden bir sorum daha olsun da vakit kalırsa cevap vermeniz açısından Deniz Bey, müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi Selahattin Demirtaş dün müydü, bugün müydü bir yerde konuşurken Kürtler ne istiyor kardeşim? Kürtler hakkını istiyor. Biz vatan verdik. Çanakkale'de beraber değilsek size vatan verdik. Ne istiyorsunuz da? Biz de hakkımızı istiyoruz diye bir konuşması oldu. Bir satır başlığı öyleydi. Bu konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakanım? Yani bir de şu, yani HDP barajın altında kalırsa, ya bir çözüm sürecinde devam edecekse, PKK ile olmaz çünkü PKK'nın zihni küresel güçlerin eline geçmiş vaziyette. Nasıl bir o zaman politika izlemek gerekecek? Sayın Demirtaş yanlış yapıyor. Yani kim kime vatan hediye etmiş? Haşa yani. İster Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun. Hele o döneme giderseniz Çanakkale'ye. Evet. Yani 77 milletten insan Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında yaşıyordu. Ve de gerçekten birbirlerinin kardeşi olarak yaşıyorlardı. Bu kardeşliğin gereği olarak da beraber muharebe yaptılar. Beraber şehit oldular. Beraber bize bir vatan toprağı emanet ettiler. Tabii ki onların içinde Kürtler de var. Türkler de var, Araplar da var. Peki asıl şu soruyu sormak lazım. Sayın Demirtaş ve PKK Türkiye Cumhuriyeti'ne ne istiyor? Ne istiyorlar? Eğer bölünelim diyorlarsa demiyoruz diyorlar. Biz buna razı olmayız. Başka, öz yönetim dedikleri bir garabet uydurdular. Diyorlar ki biz burada vergiyi biz toplayalım. Haracı biz alalım. Mahkememizi biz kuralım. Ordumuzu biz kuralım. Ne oldu? O zaman ben senin samimiyetine inanır mıyım ya? Sen aslında ülkenin belli bir toprağını demek ki başka bir yere götürmek üzere hazırlık yapmak istiyorsun. Dünyada böyle bir uygulama var mı? Böyle bir şey yok. Kusura bakma biz buna müsaade etmeyiz. Yani bazı ülkeler federasyonla yönetiliyor. Ya kardeşim yani federasyonla yönetilmek için de silaha sarılmaz ki. Böyle bir şeye gerek yok ki. Eğer ülkenin kahir ekseriyeti bir anayasa değişikliğiyle federasyon diyecek olsaydı ülke federasyonla yönetilirdi. Böyle bir ihtiyacı yok Türkiye'nin. Evet. Federasyonla yönetilen ülkelerin hemen hemen hepsi aslında küçük devletçiklerken bir devlet olabilmek üzere federasyon olmuşlar. Bizim zaten bir devletimiz var. Biz niye bir daha bunu parçalayalım böyle? Eğer yerel yönetimlerin daha çok hakkı olsun, ülke daha çok yerelden yönetilsin falan deniyorsa, evet, biz zaten beyannamemizde de var. Bu Avrupa Yerel Yönetimler Anlaşması'na uyum göstermek anlamında. Tamam bu güzel, zaten biz bununla ilgili adımları hep attık. Evet, Büyükşehir Yasası. Büyükşehir Yasası'nı yaptık vesaire. Ama ben devletin otoritesinden, devletin vergi toplama hakkından, devletin asker bulundurma hakkından bağımsız bunları yapacağım dersen senin niyetin belli. Buna müsaade etmeyiz. Edemeyiz. Bize milletimiz sorar bunu. Bize Çanakkale'de beraber şehit olduğumuz Kürtler sorar bunu. Araplar da sorar, Türkler de sorar. Buna hakkımız yok. Aslında Demirtaş'a şunu sormak lazım. Bugün Kürtlerin çocuklarının dağlarda heba edilmesine sebep olan silahla mücadelenin sebebi nedir? Gerekçesi nedir? Gerçekten hiçbir gerekçesi yok. Ben bunu Erzurum'daki Kürt kardeşlerimle konuşuyorum. Şimdi sizin vesilenizle bir kere daha konuşmuş olduk. Kendileri karşılaştığımızda da hep soruyorum. Şu anda PKK'nın silah kullanmasının gerekçesi nedir? Bir tek gerekçesi var. Kendi sultalarını devam ettirmek ve taşeron örgüt oluşlarının gereğini yerine getirmekten ibaret. Yoksa Demirtaş ne istiyormuş? Demirtaş bir ülkenin milletvekili. HDP'den bu ülkede belediye başkanları var.
Efendim bürokratlar var, askerler var, evet. Kimsenin önünde herhangi bir engel yok. Kürtçenin önünde herhangi bir engel yok. Evet. Öyle değil mi? Ama sen eğer ben sırtımı PKK'ya dayıyorum, ben sırtımı işte PKK'nın öteki unsurlarına dayıyorum diyorsan, kusura bakma, sen sırtını eşkıyaya dayıyorsun demektir. Sen sırtını eşkıyaya dayarsan o eşkıya bir kurşunla yere serilir, sen de sırt üstü yere serilirsin kardeşim. Gel demokratik yolla mücadeleni yap. Biz sana bir şey diyor muyuz? Bugün Türkiye'de bir tek Kürt vatandaşı jandarma bana zulmetti diyebilir mi? Hani jandarma diye özellikle söylüyorum çünkü eskiden bir jandarma zulmü varmış gerçekten. Bizim dedelerimiz de bunu yaşadılar. Kürt de olsa yaşadılar, Türk de olsa yaşadılar. Yerine göre yani. Şimdi bir jandarma zulmü yok, bir polis zulmü yok, bir devlet zulmü yok ama bir PKK zulmü var. Hem de ne zulüm yani? Kürdüne de zulmediyor, Türküne de zulmediyor. Bugün PKK'nın şehit ettiği çok değerli vatan evlatlarının, hani biz haşa bir çetele tutmuyoruz ama önemli bir bölümü de Kürt çocukları. Ne istiyorsunuz kardeşim? Silahla ne yapmak istiyorsunuz? Şu anda PKK silahı bırakırsa Kürtler ne kaybeder? Bakın bu sorunun cevabını Sayın Demirtaş'ın vermesiyle. Veremez. Böyle bir şansı yok. Şimdi Demirtaş ya da hempaları, işte her ne kimse, baskıdan oyaldıkları için o tarafta baskıya ihtiyaçları var. Beri tarafta Demirtaş batıya gittiği zaman cici çocuk olmaya ihtiyacı var ama bu cici çocuk imajı çok bozuldu. Hadi bakalım Demirtaş kendine güveniyorsa bir kere daha çıksın da televizyonda saz çalsın bakalım millet ne diyecek. Geçti o günler, bitti. Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Sayın Başbakanımız yarın inşallah Erzurum'u teşrif edecekler. İstasyon meydanında saat 4'te Erzurum hemşehrilerimize buluşacağız. Şundan da eminiz, her seferinde kendilerinden olan, yerli ve milli olan, bayrak sevgisi, vatan sevgisi olan bir lideri gördü mü Erzurumlar oraya koşuyorlar. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Biz o istasyon meydanında hiçbir zaman Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Ama böyle diyoruz diye nasıl olsa orası çok kalabalık olur. Orası başbakanı bağrına basar diye hemşehrilerimiz de böyle düşünmesinler. Yarın hepimiz orada olacağız inşallah. Başbakanımızı bağrımıza basacağız. Ve Allah'ın izniyle 1 Kasım'da biz yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Teröre karşı güçlü bir hükümet, ekonomik ilerlemeleri gerçekleştirecek. Bütün bu beyannamede söylenen iyileştirmeleri, herkesin refah içinde yaşamasını sağlayacak bir Türkiye'yi inşa edecek yepyeni bir hükümete inşallah uyanacağız. Sayın Aktay, katıldığınız için programımıza çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli gazeteci dostlarımız Esat Bindes'ine ve Ayhan Türkes'e de katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, birçok soru geldi. Onların tamamını yöneltemedik Twitter üzerinden. İlerleyen günlerde tekrardan bir program gerçekleşirse sorularınızı aynı şekilde ileteceğiz. Bunun da söylemiş olalım. Farklı Bakış programının bugün sonuna geldik. Bir başka Farklı Bakış programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.